ben ekonomistim ve bu nedenle ülkemde olanları yakından incelemek gereği duydum. Ve tabii ki Mısır'la iktisadi yönden irtibat halinde olan ülkeler de buna dahil. Mısır'la ilgili olaylarla ilgilenirken İran'a gitme fırsatı yakaladım. Böylece İran'da yaşayan ve benim gibi Sünni olan insanlarla konuşma ve tanışma fırsatı bulacağım. İran'da ilk adımlarım. İran'daki Sünni yerleşim yerlerine ulaşmak için 11 bin kilometre yol kat etmem gerekiyor. Bu yapacak olduğumuz seferde ülke sınırlarından Hazar Denizi'ne, Horasan çöllerinden Beluçistan'a ve göklere uzanan ihtişamlı dağlarıyla Kürdistan'a kadar ulaşacağız. Umarım bu yolculuğun sonunda Batı'nın ve Arap ülkelerinin şimdiye kadar hakkında çeşitli hikayeler anlattığı İran'ı gerçekten tanımış olurum. Tahran, buradan bakınca rengarenk ve çok büyük. Gerçekten görülmeye değer. Ama ben işim gereği ve belli bir amaç uğruna bu sefere çıktım. Müslüman ülkesinde yaşayan Sünni halkı görmek ve yaşadıkları sorunları gözlemlemek. Acaba bir Sünni'nin Şii ülkesinde yaşaması nasıl bir durum? İşte beni İran'a getiren aklımdaki soru bu oldu. Şimdi ehli sünnet alimlerinden birini ziyarete gidiyoruz. Kendisi Kur'an-ı Kerim tefsirini Türkmenceye çeviren ilk kişi. Sünni alimin yanındayız ve oldukça sıcak karşılanıyoruz. Adınız ne? Ahmet Mustafa. Mustafa, Ahmet. Öyle mi? Ahmet Mustafa. Ahmet Mustafa. Peki, Allah hayrınızı versin. Allah sizi korusun üstad. Peki, nereden geldiniz siz? Mısır, İskenderiye'den. Türkmenler Türkmenistan'dan bize gelip, biz 60-70 yıldır Müslümanız. Ancak Kur'an hakkında bilgimiz yok demişler. Sizden ricamız, bu Kur'an öğretilerini radyo aracılığıyla bize öğretin dediler. Biz de Kur'an'ı Türkmen dilinde tefsir ettik. Her gün Kur'an ahlakının bir kısmını radyo aracılığıyla halkla paylaştık. Ve şükürler olsun, bir yılda bunu da başarıyla sonlandırdık. Türkmen halkı beni gördüğünde bizi siz Müslüman ettiniz diyorlar. İşte bu 6 kez basıldı şimdiye kadar. Maşallah, maşallah. Geniş ve ileri düzeyde yazılmış maşallah. Türkmenistan, Afganistan ve de İran'da. 2001'den bugüne kadar 6 kez basımı yapıldı bu kitabın. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bugün benim ve Şii, Sünni bütün Müslümanlar için çok özel bir gün. Ramazan bayramı. Bayram namazına katılmak için kümbede döndük. Herkes bayram namazına katılmak için burada toplanmış. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah.
Hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hoş geldiniz. Allah kabul. Bakın, bizler ehli sünnet olarak İran'da, bu şehirde, bu bölgede dostlukla, muhabbetle ve iç içe yaşıyoruz. Ve elhamdülillah hiçbir sorunumuz veya sıkıntımız bulunmuyor. Bu Allah'ın bir lütfudur tabii ki. Son olarak İslam toplumu içinde fitne çıkarıp dinler arasında, Şiiler ve Sünniler arasında birlik ve beraberliği bozmak, bizleri geçmişe götürmek için uğraşanlara ve kendilerini bu yolda alim olarak tanıtanlara ne mesaj vermek istersiniz? Bizler Müslümanların birlik ve beraberliğini istiyoruz. İhtilafı kabul etmiyoruz. Bizim kıblemiz de Kur'an'ımızda birdir. Aramızda birleştirici noktalar çoktur. Mezhepler arasında ihtilaf istemiyoruz. Dünya Müslümanlar arasında ihtilaf çıkmasını isteyen emperyalistler ve siyonistlerdir. Toplumda fitne çıkarmak isteyen kişi her ne kadar ben alimim de dese, bize göre alim değildir ve hiçbir şey bilmiyordur. Namazdan sonra şehit ailelerini ziyaret etmemiz gerektiği ve onlara göre bunun geleneksel bir davranış olduğu söylendi. Bana göre Sünni Türkmen halkın da Saddam rejimine karşı İranlı Şiilerle birlikte savaşa katılmaları çok güzel bir şey. Bir şehit ailesinin kapısını çalıyoruz. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kaç yaşındaydı savaşa katıldığında? 19 yaşındaydı. İnkılapçıydı. Camimizin hizmetkarıydı. Çok inançlı bir gençti. Öyleydi, gerçekten de öyleydi. 1986 yılında savaşta kimyasal saldırılar başladığında babam tedirgin oldu ve cephenin arka saflarında bulunmasını istedi. Ama o her zaman Allah'ın emrinde olmayı, şehitlerle beraber olmayı istedi. Cephenin gerisinde de savaşabilirdi ama o bunu tercih etmedi. Onun yerine ön saflarda olmayı tercih etti. Buyurun, buyurun. Buyurun, iyi. Teşekkür ederim. Türkmen şehidin babası o kadar dindar ki evinin içinde mescit yapmış. Ve görmeye değer. Gülistan'dan sonra yolumuzu Horasan'a çeviriyoruz. İlk hedefimiz Meşhed. Şiiler için İran'daki en önemli ve en büyük şehir. Peygamberin torunu olan 8. İmam Ali bin Musa Rıza'nın kabrinin de bulunduğu mukaddes Meşhed şehri. Doğrusu ben ehli sünnet mezhebindenim. İmam Rıza'nın türbesi o kadar kalabalık ki kalabalıkta kayboluyoruz. Binlerce ziyaretçi her türlü renkten, kavimden ve mezhepçilikten uzak Horasan güneşi İmam Rıza'nın ziyaretinde. İlginç olansa şiirler için önemli olan bu şehirlerde Sünnilere ait birkaç mescidin bulunuyor olması. Bu şehirde cuma namazları da kılınıyor. Horasan'da bulunan Sünni cuma imamlarından birini görmeye gidiyoruz. Burası Kur'an dersi verilen ilmi bir müessese. Şürk Melki Meşet'in etrafları. İşte cuma imamı da geldi. Fazili Bey ve öğrencileri tarafından çok sıcak bir şekilde karşılanıyoruz. Fazili Bey merdivenleri çıkarken fırsattan yararlanıp kendisini tanıtıyor. Biz de ona şimdiye kadar nerelere gittiğimizi ve nelerle karşılaştığımızı anlatıyoruz. Cuma imamının odası daha çok kütüphaneyi anımsatıyor. Ben ilim hizmetkarı Şeyh İbrahim Fazili el-Hüseyin'im. Meşhed Şeriat Müessesesi müdürüyüm. Medresenizden yılda kaç öğrenci mezun oluyor? Medresemizde toplam 150 öğrenci ve 25 öğretmen bulunuyor. Bütün giderleri medresemiz karşılıyor.
Yani hem okuyorlar hem de rahat bir şekilde yaşıyorlar. Karma eğitim veriyoruz. El-Ezher-i Şerif, Hint Medresesi, İslam Üniversitesi ve Araplardan oluşmaktadır. Derslerimiz Hanefi fıkhıyla çağdaş fıkhı içeriyor. Evet, cuma namazı imamı Fazili Bey'den hatıra resimlerimizi de aldıktan sonra medreseyi gezmeye devam ediyoruz. İlginç bir olay. Bu görmüş olduğunuz mescit, İmam Ali bin Ebu Talip Mescidi ve Sünni medresesinin hemen yanı başında. Sadece bu komşuluk için bile söylenecek çok söz var.